Gravür cihazını kullanırken çalışma esnasında ucun gevşeyip bir şekilde sağa sola fırladığını duydum. Birçok arkadaşımızdan da bu tarz şikayetler olabildiğini gördüm. Ben de bunu yaşayarak denemek istiyorum. Aslında bu zamana kadar hiç başıma gelmedi. Fakat birkaç deneyim yapmak istiyorum. Yani ucunu biraz gevşek tutmak istiyorum. Gevşek tuttuğumda bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Nasıl bir durum söz konusu olacak. Bir görmeye çalışacağız. Bu zamana kadar benim başıma gelmedi ama başkalarının başına gelmiş. Dremel'de benim başıma gelmemiş olabilir ama farklı bir markada böyle bir şey durum söz konusu olabilir. Bunu bir bakalım. Dremel'de böyle bir şey yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Bir görmeye çalışalım. Şimdi bunu yaparken tabii ki kendi yaptığımız siperliği kullanarak yüzümüzü korumaya çalışacağız. Belki de sağa sola fırlayacak. Nasıl bir sonuç alacağımızı bilmiyorum. Şimdi hadi hep beraber denemelere geçelim. Evet, bu çalışmayı yaparken size bahsettiğim gibi öncelikle bir siperliğimiz olacak. Siperliğimizi takalım. Evet. Şimdi bu siperliği taktıktan sonra sesim biraz kesik gelebilir. O yüzden önce konuşmamızı yapalım. Şöyle göstereyim size. Şu anda bir tane freze ucu seçtim. Şöyle. Şu anda çok bol. Bu kadar bol bırakmayalım tabi. Biraz şöyle sıkıyorum. Normalde bunu sıkmak için böyle bir anahtarımız var. Bunu iyice sıktığımızda gevşemesi biraz zor. Fakat biz şöyle çok bastırmadan, çok fazla güç uygulamadan bunu bir deneyeceğiz. Şimdi 15.000 devirde çalıştırıyorum. Hafif şekilde sıkmama rağmen herhangi bir gevşeme söz konusu olmadı. Şimdi biraz daha gevşek yapmak istiyorum. Gevşekliğini göstermek için şöyle görebilirsiniz. Şu anda bayağı bir gevşek. Şimdi umarım sağa sola fırlamaz. Hatta düşüyor. Şimdi normalde biliyorsunuz ki bunu biraz gevşek bırakmıştım. Fakat çalıştırdıktan sonra otomatik kendini sıktı. Yani şu anda kendim bile çıkarmaya kalksam çıkartamıyorum. Muhtemelen sizin dönüş yönüyle ilgili sıkıntı var. Öyle diyeyim size. Hani bu çıkan kimlerin çıkıyorsa muhtemelen dönüş yönüyle ilgili bir sıkıntısı olabilir.
Başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü ürün kendi kendini zaten sıktı. Şu anda... Evet, tekrar açtım. Şu anda gördüğünüz gibi çok gevşek. Bir çalıştırayım. Tekrar siperliğimizi takalım. Tabii çok gevşek bırakınca o kadar kendini sıkmadı ama bir çalışma yaptıktan sonra yine böyle bir sıkma işlemi gerçekleşti. Aslında durum şu, hani siz baskı uyguladığınız anda gevşek de olsa dışarı pek çıkmıyor normalde, normal şartta. Çünkü kuvvet gereği buna müsaade etmiyor. Fakat ters bir dönme söz konusu olabilir, başka bir şey de aklıma gelmiyor. Ben bunu hafif bir sıkma ile de, şu anahtarı hiç kullanmıyorum normalde bu tarz sıkmalarda. Normalde bunu sadece el gücümle anahtar kullanmadan sıkmama rağmen benim başıma bu zamana kadar hiç böyle bir şey gelmedi. Hani bu sorunu yaşayan arkadaşlara da ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani nasıl bir öneride bulunacağımı bilemiyorum. Belki de cihazın dönüş yönüyle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Bunun servise bence danışsınlar veya anahtarla iyi bir sıkma gerçekleştirsinler. Buna rağmen eğer gevşiyorsa bir sıkıntı vardır kesinlikle. Çünkü normal şartlarda Dremel'in bu ürünü bu şekilde bir gevşeme yapıp fırlama yapmıyor. Ürünü fırlatmıyor. Tabii ki çok bol bir şekilde bıraksaydım fırlardı. Ama zaten cihazın sesinden de anlıyorsunuz ki hani burada bir büyük bir gevşeme söz konusu ve istediğiniz randımanda çalışmıyor. Oradan zaten anlayabiliyorsunuz. Yani diyeceklerim bu kadar. Hani bunu göstermeye çalıştım. Yani ucunda fırlaması ürkütücü. Şu anda şöyle çok bol bir şekilde bıraktığımda muhtemelen fırlayacaktır. Bir de öyle bir çalıştıralım. Bu zaten bu şekilde de düşüyor. Yani aslında gördüğünüz gevşekliğe bakın. Normalde bu şekilde düşmesine rağmen çalıştıktan sonra düşmüyor. Yani dövmenin ivmesiyle zaten ürün kendi kendini tutuyor. O yüzden ürün nasıl düşüyor, uç nasıl çıkıyor, nasıl fırlıyor ben çok anlam veremedim. Zaten bir çalışma yaparken üzerine bir baskı yapıyorsunuz. O da zaten itme kuvvetiyle içeri doğru bir moment uyguluyor. Başka bir sorun olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda bunun bu şekilde düşmemesi, çıkmaması gerekiyor. Bu gibi sorunlar yaşayanlar varsa bence servisine destek alsınlar. Konuyu servise anlatsınlar. Çünkü bu normal bir durum değil. Servisten yardım alsınlar derim. Gravür cihazı ile ilgili bazı arkadaşların yaşadığı sorunları direkt test ederek göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.